Günaydın sevgili Beyaz TV izleyicileri. Ebru Doğdu ile eğitim programına tekrardan hoş geldiniz efendim. Her cumartesi karşınızdayız. Hep aynı niyetlerle karşınızdayız. En önemli konuyu konuşmak için eğitim. Şimdi efendim ben 26 yıllık hocayım. Bir o kadar yani çok uzun süredir de eğitim danışmanlığı yapıyorum. Ama bu kulaklar hiç. Hocam ben ders çalışmayı çok seviyorum ya. Hiçbir sorunum yok. Duymadı. Yani herkesin ders çalışmakla ilgili bence bir sıkıntısı vardır. İşte sevgili partnerim Güler Taylan Akar ile biz de bunu düşündük. Dedik ki yine alanında en iyilerden birini davet edelim de bize böyle ders çalışmakla ilgili bir şeyler anlatsın. Bir bakın bakalım kim geliyormuş, biz de orada kendisini stüdyomuza davet edelim. Buyurun efendim. Türkiye'nin en popüler eğitim ve kariyer danışmanı Yasin İkizoğlu, öğrencilere nasıl ders çalışmaları gerektiğini anlatmak için Ebru Doğdu'yla eğitimde. Az sonra. Efendim tekrar günaydın. Günaydın Güler'cim. Günaydın Ebru'cum. Ders çalışmayı seviyor muydun? Ben seviyordum. Sen ya demin işte. Öyle dedin ama ben ders çalışmayı hala çok seviyorum. Ben hep son dakikaya bırakıyordum. Yani böyle biriktirip hep son akşam. Yanlış, evet. Nasıl? Günaydın efendim. Günaydın efendim. Sizi biz tabii biraz geciktik ama hani öğrenciler nasıl ders çalışsın diye birazcık sohbet etmek üzere çağırdık hocam. Bence zamanlama çok güzel. Tam senenin başı. Herkes start point'te şu anda böyle başlangıç noktasında. Tam harika bir yerde bir şey yapıyoruz bence. Evet. Eğitim ve kariyer danışmanı Yasin İkizoğlu. Bizim de birlikte öğrencilerimizi takip ettiğimiz, değil mi? Evet, beraber efendim. Çalıştığımız hocamızsınız. Ama hani tanımayanlar için bir her programda yaptığımız her gibi, programda yaptığımız gibi birazcık bahsedelim mi? Evet. Kim olduğunuzdan? 23 yıldır psikolojik danışman olarak okullarda çalıştım. Sonra işte bireysel olarak danışmanlık yapmaya başladım. Şimdi gene ergenlerle çalışıyorum. Ağırlıklı olarak eğitim çalışıyoruz, kariyer çalışıyoruz. Ünvanınızın olduğu için sen yazmıyorsun. Evet, eğitim bir kariyer danışmanı. Eğitim kariyer danışmanı, psikolojik danışman diye yazınca böyle upuzun bir şey ortaya çıkıyor. Tabii hocam o kadar donanımlı ki şeye sığdıramıyorum yani. Ama tabii ilgilendiğimiz şey hep eğitim psikolojisi ve eğitimle ilgili şeylerle kendimizi yoruyoruz. Biraz nörobilim, biraz eğitim ve nörofizyoloji arasındaki ilişkiye bakıyoruz ki bugünkü konuşacağımız konu aslında biraz bununla ilgili. Bence de tam zamanlı olarak gerçekten şu dönem çok önemli. Sınavlara başlayan öğrenciler var, okula başlayan öğrenciler var. Belki anne babalar çocuklarını erken dönemde ders çalışma alışkanlığına ve ödev yapma alışkanlığına ilgili bir sürü dertlerle yüz yüze gelecekler. Bence hani programdan herkesin alacağı bir şey olur diye düşünüyorum. Bence onun için konuyu çok güzel seçmişsiniz. Evet. Öyle söyleyeyim. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi sınav dedik. Hayatımızın her noktası sınav. Hepimiz bir sınav içerisindeyiz. Evet, sadece öğrenciler için değil ama tabii ki bu sınavlara hazırlanan öğrenciler nasıl ders çalışmalı? Öyle başlayalım. Ulusal sınavları kastediyoruz. Evet. Yani LGS'ye hazırlanan, ondan sonra üniversite sınavına hazırlanan yeni ismiyle LGS, YKS. Şimdi bazı veliler daha o noktaya gelene kadar kaç sefer adı değişir bilmiyoruz. Biz güncel adıyla söylüyoruz ama şu anda mesela öğrencisi 4. sınıfta olan, 5. sınıfta olan bir veli çocuğu 8. sınıfa geldiğinde adı nasıl bir sınav ismi olacak bilmiyorum ama özünde değişen bir şey yok aslında. Ya da işte bizim zamanımızda hani bizim kuşağın bildiği ÖSS, ÖYS şimdi de ona YKS diyoruz. TYT, AYT diye ayırmışız ismini. Başlıklar değişiyor ama aslında içerikler aynı. Hazırlanma biçiminde de aslında çok büyük bir fark yok sınavda. Şöyle söyleyebilirim. Şimdi öğrenci sınava hazırlanırken dershanede, okulda, şimdi okullarında, son sınıflarında genellikle devlet okulları da dahil olmak üzere bir böyle sınava hazırlık müfredatı, bir programlama oluyor. Hatta devlet okullarının okuldan sonra destekleme kursları falan oldu. Özel okullar zaten son sınıfı neredeyse 8. ve 12. sınıfı bir üniversite hazırlık programı gibi kullanıyor. En azından öğrencinin okulda geçirdiği o hazırlık süresi her neyse dershaneye gidiyorsa geçirdiği sürenin yarısını kadar akşam evde ya da işte hangi eğitim kurumundan döndüyse yarısını evde yalnız başına geçirmeli. Çünkü öğrenme bireysel bir şey. Dolayısıyla da ben onu şöyle metaforik olarak şöyle anlatıyorum. Şimdi ders çalışırken en çok vücudumuzun uzunun değdiği yer dirseklerimizin şu noktasıdır. Dirsekleri hani, çürüttüm. Evet, çürüttüm denir ya işte yani çok doğru bir şey. Bu ne kadar süre buraya değmeli?
Yani şu okulda en azından 6 saat süre harcadın ya da işte kursta 6 saatlik bir ders süresi oldu. 5 saat, 6 saat. Onun yarısı kadarını evde eğer geçirmiyorsan... Ders çalışarak geçirmiyorsan yani kastettiğim o ama hani anlaşılması için doğru bir tamamlama oldu. Evde geçirmeli öğrenci. Evde kendi başına geçirmeli. O öğrendikleriyle mutlaka bir şey yapmalı. Yoksa bilgi şöyle size geçmiyor. Maruz kalınarak öğrenme gerçekleşmiyor. Üzerinden geçerek mi eve geldiğinde maruz kaldığın bilgiyi tekrar ederek geçiyor. Öğrenmeyi şöyle ayıralım, basitleştirmek için hani bilimsel bir jargonla konuşmadan söylüyorum. Herkes anlayabilmesi için öğrenci de dinliyor, şimdi anne baba da dinliyor. Dolayısıyla hani bir akademik konferans verir gibi anlatmayalım da anlama ve öğrenme aşaması diye ikiye ayırırsak ben aslında işte okulda, dershanede her neredeyse bir konuyu öğrendiysem orada anlama aşamasındayım. Bunun öğrenme aşamasına geçebilmesi için ben de istendik ve devam eden bir davranışın oluşması lazım. O evde pratik yapılarak olabilen bir şey. Yani peki anladım. Okulda, mesela okulda sabah kaçta gidiyorlar? Gitti, 8'de başladı. 8'de başladı. 16 gibi geldi. Devlet okullarında öyle. Özel okullarda işte 9 gibi falan başlıyor. Tamam yani saat 4-5 gibi eve geldiğini varsaydığımızda. Gelecek önce bir şeyler atıştıracak herhalde yemek yiyecek ondan sonra 3 saat kendi başına mı ders çalışsın diyorsun yani mesela ders çalışma derken anne baba ile ders çalışmayı onaylar mısın mesela sen benim hiç onaylamadığım bir şeydir olmuyor. Yani çok nadir olarak bu frekansı tutturan ebeveynler de var istisnaları ama hani dışarıda bırakırsak çoğunluk olmuyor hatta anne baba öğretmen olduğu zaman bile Orada daha fena oluyor. Başka öğretmen... Daha mı sert oluyor? Ben kendi çocuğun kendisi ders vererek işte bir deneme yapan bir veli olarak söyleyeyim. Buna katlanma süresi en fazla 3 ay. 3 ay sonra yani şey değil çünkü ne kadar... Yine 3 ay iyi. 3 ay evet yani ama sonrasında iki taraf için de çünkü o bir uzman öğretmeye yani öğretmenle öğrenmesi lazım. Annenin babanın sabrı olmakta da çok değil. Anne baba öğretmen olsa bile. Olsa bile evet. Ya oradaki ilişki başka ya. O dinamikleri. Evet. Hani orada bilmiyorum. Yani, ben mesela babamla bir kere ders çalıştığımı hatırlıyorum. Yani babacığım kusura bakma gerçekten hiç mi bir yani anlatamıyordu sanki. Ya da sen anlamak istemiyordun. Ya da ben mi anlamak istemiyordum? Ama roller orada karışıyor işte. Benim bütün amcalarım falan büyük amcalarım öğretmen. Dedem öğretmen. Ben öğretmenim. Çok genetik bir öykümüz var. Bir tek diyorum ki babama şey yapmamış. Hani, ya da işte bence ilişki yani oradaki ilişki dinamiği farklı. Kesinlikle. Hani düşünüyorum benim annem çok otoriter bir kadındır. O ders anlatsa ben dağılırdım herhalde. Bence yani genel olarak şöyle söyleyeyim. Anne baba bu işe öğretmen evet, bile anne olsa. Baba, ki öğretmen değilse zaten daha da zorlaşıyor da öğretmen bile olsa... gerçekten zor bir çünkü orada rol karmaşası ortaya çıkıyor. Evet. Dolayısıyla yani yardımcı olunacaksa çok acil durumlarda evet tabii ki sorulan bir şey ama rutin olarak bunu anne ya da babanın bir görev olarak alıp evde götürmesi çok zor. Evet. Bence sadece disipline etme ve hani çerçeve çizme anlamında bir şey olabilir ama içeriği onun bir aktarması... de ortamı sağlama. Evet, evet bu kadar. Yani bence ortamı sağlamanın dışında daha ötesi değil. Yani sen o zaman şöyle diyorsun bir şekilde hani okulda derslerden sonra eve geldiği zaman onun yarısını olarak, diyor. Ama bireysel olarak kendi mi devam etsin? Evet şimdi ben 5 saat okulda vakit geçirdim. 6 saat neyse. Bunun 3 saatini evde mutlaka vermeliyim. Tabii şöyle söyleyeyim aslında bunu söylerken de bir bilimsel veriyle de çelişmemek lazım. Evet. Mesela ortaokul düzeyinde bir öğrencinin ödev, ders çalışma şeyi günlük 90 dakikayı geçmemeli. Ondan sonrası toksik etki. Aynı zamanda lisede bir öğrenci 2 saati 120 dakika üstünde. O zaman ortaokul 90 dakika. Evet. Lise 120 dakika. 120 dakika gibi düşünmeliyiz. Yani ödev verirken de öğretmenler... Bu parametrelere dikkat ederek verirlerse çalışmayı da dengelemiş olurlar. Ben burada şeye hiç katılmıyorum. Yani işte Finlandiya'da çok az ödev veriliyormuş bilmem neymiş. Her ülkenin kendine göre eğitim koşulları var. Eğitim yapısı var. Şimdi oradaki düzenek sizde yok ama oradaki bir veriyi alıp sonra burada Öyle değil. Bizim düzeneğimiz ben öyle de değil ki. Ben de buna dolayısıyla çok ödev söylüyorum. Olacak ama bunun biraz yaşla... Realistik olun biraz ya. Yani mesela 60 kişilik bir sınıfta efendim hoca...
her birinin hangi yapıda öğrendiğinin işte envanterini çıkaracakmış da. Biri dokunarak öğreniyormuş, öbürü görerek öğreniyormuş. Bir saniye, hepsine ayrı ayrı işte falanca ülkede böyle yapılıyormuş, bizde niye öyle yapılmıyormuş deyip sonra da eğitim sistemini suçlamak bana da çok şey geliyor. Yani acımasız ben geliyor. Ben o zaman bir bilgi söyleyeyim. Öğrenme stilleriyle ilgili bir şey söyleyeyim. Öğrenme stilleriyle ilgili son yapılan, bundan 9-10 yıl önceki yapılan araştırmalar var. Gene aynı dönemde bir dönem böyle o hani literatüre learning styles diye geçti. Sonra dediler ki öğrenme stilleri diye bir şey bu kadar önemli değil. Beklediğinizden çok daha az etki yapıyor. Bunu bu kadar ayrıştırmanın çok da bilimsel karşılığı yok. Yani bir bilimsel çalışma yapıldı. Ondan sonra onun karşı çalışması yapıldı. Orta yolu bulacağız. Evet, bir muhtemelen öğrenme stilleriyle ilgili de bir etki özel var. Özel derste belki. Yani özel derste hoca olabilir. Hani ya da 3 kişilik bir grup. Mesela öğrenme stili nedir? Yani bu çocuklara en hızlı nasıl verebilirim? Onun çıkarımını yapıp belki ona göre dersini şekillendirebilir. Ve her çocuğun da öğrenme şeklinin farklı olduğunu düşünerek, yani grup içerisinde öğrenemeyebilir çocuk. Evet. Bazı çocuklar bireysel olarak da ilerleyebilir. Yani evet, çocuğu tanıyacak, veli anne baba bunu bilecek, onu takip eden öğretmen bilecek. Burada bir soru soracağım. Şimdi sınavları baz alarak bu soruya cevap verdin ya. Onun için bir şeyi düzelteyim burada. O da şu. Normalde 90 dakika diyoruz ama şimdi eğer öğrenci, yani ülkemizin koşullarına göre konuşuyorum, 8. sınıfa geldi. 90 dakika LGS'de eğer üst noktayı hedefleyen bir öğrenciyse bu çok düşük bir çalışma. Onunla göre çelişmesin onun için. Tabii. Söylediğim şey. Ya da 120 dakika diyoruz lisede ama 12. sınıfa gelmişse ya da mezun olan bir öğrenci tekrar şeyse bu değil. Ama o düzeyde olmayan öğrenci bile 9 bu ve 2 saatini harcaması gerekiyor. Akademik liseler için söylüyorum. Tüm dünyada bu arada hani bu rakam optimal bir rakam olarak aslında kabul edilmiş. Şimdi dönem başlıyor. Bu sınavlara hazırlanan öğrenciler için tavsiye. Bir de normal işte 2. 3. 5. işte ara sınıf öğrencileri daha senenin başında. O zaman yapmaları gereken aslında dersi takip edip gene de eve gelip aynı tekrarı yapmaları. Sorularımız gerçekten o şekilde ilerleyecek ama. Her gün tekrar neden yapacak? Şimdi hani bunu nörobilim açısından değerlendirmek gerekiyor. Her bir sinir hücresinin milyonlarca bağlantı yapabilme kapasitesi var. Siz şimdi dersi dinlediğiniz zaman gözünüzden, kulağınızdan, bazen kokuyla, bu arada bunların hepsi öğrenmeyle ilgili bir şey. Tabii. Bu kokuyla nasıl ilgili bir şey olur? Laboratuvarda bir şey yapıyorsunuzdur. O yapılan şeyin kokusu da bir bilgi olarak size geçiyor. Beş duyu. Beş duyu organı ya da bir şeye dokunuyorsunuz. Bunların her biri kayıt oluyor. Eve geldiğinizde o kayıtları bir daha gözden geçirmeniz çok iyi bir şey oluyor. Şundan dolayı her bir sinir hücresi bir uç bağlantı çıkartır. İlk başta ince bağlantı yapar, sonra bunları kalınlaştırmanız gerekir. Kalınlaştırıyor mu? Evet, üzerinden bir elektriksel döngünün olması gerekiyor. Siz gidince aynı uyarıyı tekrar verince o incecik sürgün daha kalınlaşıyor. Sonra bunu belli bir süre sonra, mesela 2 gün sonra tekrar yaptığınızda o biraz daha peş peşe değil. Peki, mesela benim gibi biriktirip mesela pazartesi günü gördüğünü salı tekrar etme, çarşamba tekrar etme, sonra ta götür cumaya yaptığında. Ya da o yazılıdan zaman bir gece önceye taşı. Ya da yazılıdan bir gün önce. Şöyle çalışır. Bu arada sistemin öyle bitirmişsin. Çalıştı yani. Tabii hani, üniversiteyi bitirmişsin. Ama yani yorucu. Tabii. Ya stres. Şimdi gerek yok buna. Çalışır şöyle. O zaman hani artısını eksisini değerlendirerek konuşalım bunu. Eğer yazılıya kadar ders çalışmayı bekletiyorsanız bir gece önceye kadar. Ve o son gecede de azminiz yüksek. Sabaha kadar ben bu işi gideyim. Çünkü üniversiteyi birçok yapabilirim diyorsanız. Olur. Fakat bir anda şuna benziyor. Bunu vücuttaki başka bir organla örnekleyeceğim. Mideyle. Günde biz 3 öğün yemek yiyoruz. Değil mi? Yani 2. Ben 1. Yani çoğunlukla 3-2-1. Genelde 3 öğün yiyoruz. Sabah, öğlen ve akşam yemeği. Bunun akşam yemeğinde hepsinin bir araya getirilip size hadi buyur ye denmesi gibi. Yiyebilirsiniz bu arada. Bu yenebilir bu arada. Ama mideniz öyle bir şişer ki, öyle bir rahatsız eder ki, mide der ki evet ben bunu sindirebiliyorum ama bunu bana parça parça vermediğin için şu anda sindirme konusunda çok büyük zorluk yaşıyorum. Dolayısıyla da buradan istediğin verimi, o vitamin, minerali istediğin gibi bir kere ayrıştıramayacağım. Çünkü bağırsak, mide bu konuda hani kapasite üstünde çalışıyor. Şimdi beyin de diyor ki öğrenirim ama bunu bana parçalayarak vermediğin için ve hepsini bir araya getirdiğin için ben onların hepsini bir arada öğreneceğim. Kısa süre belli ve bir kısmını da
daha uzun süreli bir belleğe alacağım. Yarın sınava gittiğinde o bilgilerin bir kısmı çağrılabilecek, bir kısmı da çağrılamayacak. Ama hafızası daha güçlü olan büyük bir kısmını çağırabilir. Fakat bunu öğrenirken yarın yazılı odaklı çalıştığı için şöyle bir kod yapıyoruz bilginin içine. Yazılıdan sonra bunları önemseme diye bir mantıkla çalışıyoruz. Beyin de use it or lose it diye çalıştığı için kullan ya da at. Ve unutma beyin için çok nasıl diyeyim mucizevi bir şey. Öğrenmenin aslında en önemli parçası da unutma. Diyor ki zaten böyle bir kod var, unutuyoruz. Sonra bir sonraki yazılı 2 ay sonra oluyor. Sınavdan da 90 aldım. Şöyle karşılaşıyorum. Ben 90 almışım. E tamam, bu bilgilerin bir kısmı bende olmalı. Aa, bir oturuyorum. Yok. Bende yok. Hiçbiri yok. Çünkü diyor ki beyin öyle kodlamıştım. Ben de gereğini yaptım. Yani gereksiz bilgiyi içeride tutup çöpleri neden? Yani ne yapıyoruz? Evimizdeki çöpü de çıkartıyoruz. Bu bilgiler çöp. Ne zamana kadar yaşadı? Yarın sınava kadar. Bu bilgiyi kodladık. Sonra bir daha aynısını öğrenmeye çalışıyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Her gün ders tekrarı yapıyoruz. Çünkü unutma ve öğrenme arasında bir ilişki var, değil mi? Onu hocamıza... Unutma bir spam filtresi gibi çalışır bizde. Bir saniye, hocam bir şey diyecekti, Güler'cim bir şey diyecekti. Ama önceki kısma bağlayacaktım da. Şimdi o zaman öğrenci profili, öğrenme profili açısından baktığımızda... Bir, senin gibi son dakikaya. Bir, benim gibi günlük, yani ne kadar günlükse. Bir de günlük ve son dakika... Bir üçüncü tip de diyebiliriz. Evet. Ya da böyle 2-3 günde bir atlayan, hani bence en ideali o değil mi ya? Her gün demek biraz bana fazla geliyor. Yok, yani her gün aynı şeyi yapmaktan bahsetmiyorum. Ama zaten anladım da her gün yani evde şöyle bir tansiyon yükselmiyor mu? Yani çocuk geliyor ve anne ya da baba tekrar ettin mi? Tekrarını yaptın mı? Ama hani, o bir disiplin. O bir yani her gün diş fırçalamıyor muyuz? Veya her gün makyaj yapmıyor muyuz? Üstümüzü giyinmiyor muyuz? Hani onun gibi bir başarı hayat... büyük şeyler yaparak değil. Küçük küçük şeyler yapılarak elde edilenmiş. Tuğla koyarsınız. Her gün bir tuğla. Ya çok çok katılıyorum buna. Ama mesela benim yapımda bir öğrenci geldi. Ben her gün tekrar yapamam. Mümkün ama. Yani onun, biliyorum ben ki. Yani bugün de yapamam. Tamam, yani zaman... doktora yapmaya kalkayım. Belki artık tabii öğrendim. Hani evet ya bunun da yolu budur diyebilirim ama benim yapımda külfetine katlanıyorsun. İşte stres fazlalaşıyor değil mi? Yani yükseliyor, hani sınav öncesi daha bir geriliyorsun falan. Hani olmuyor değil ama tabii burada ideali bence hani 2 günü belki aşmamak mı? Şeyi mi, sınava yaklaşımda? Ders tekrar. Hayır. Normal ders tekrarı. Ya, şöyle... çalıştığınız konuyu 2 gün 3 gün sonra bu o kadar rakamlara takılmamak gerekir. Şimdi bunu bilimsel araştırma yapalım. Şu kadar sonra, şu kadar sonra ama şu olmalı. Biraz böyle bir miktar unutma olup sonra üzerine hatırlama. Sonra bir miktar unutma olup biraz hatırlama. Bunu böyle yapıldığı zaman ve bu döngüyü birkaç sefer çevirdiğiniz zaman diyelim ki 4 sefer böyle bir döngü yaptınız. En son noktaya geldiğinizde unutma miktarınızın ne kadar azaldığını göreceksiniz. Şimdi diyelim ki okulda ben bir 40 dakikalık dersi dinledim. Eve geldim. Bununla ilgili bir şey yaptım. Sonra bir daha 3 gün sonra bununla ilgili bir şey yaptım. Sonra bununla ilgili şeyi 2 hafta sonra yaptım. Ne sonra kadar, bir ay sonra çok, yaptım. Çok her güzel birindeki... geliyor kulağa ama çok iyi de... Siz ikiniz kesin bizim, böyle öğrenciydiniz. Şöyle düşün bak. Her gün yapıyor muydun tekrar? Her gün olmasa bile yapmadığım gün şey hissediyordum. Her bir şey. Sen de öyle mi hissediyordun? Ben o kadar ben arada yapıyordum. Yani öyle üçüncü yaptığım tip. Zaman da oluyordu. Son anda çalıştığım zaman da çok oldu. Yani ikisinin arasında. Biz burada farklı öğrenci tipinin temsilcisi olarak oluyoruz. Ama buradan ne çıkıyor? 3 farklı öğrenci tipi de başarıyı yakalayabilir. Evet. Sadece ipin ucunu bence çok kaçırmaması lazım. Yani unutma ve öğrenme arasındaki ilişkiden o yüzden biraz bahsediyoruz değil mi? Yani komple de unutup ipin ucunu da hiç tekrar yapmayıp doğru düzgün ders çalışmayıp kaçırdığın zaman o zaman işte sorun oluyor. Şimdi mesela bize gelen yani Güler'e de bana da gelen öğrencilerde temelde gördüğüm bir eksik var. Nasıl geliyorlar biliyor musun? Okul açıldı değil mi şimdi? Hı hı. Okullar açıldı. Bekliyor biraz aslında eksiklik hissediyor ama diyor ki ya dur bir dakika ben ilk sınavları bir atlatayım. Sonra o ilk sınavlardan zayıfları alıyor. Sonra geliyor diyor ki ben matematikten zayıf aldım. Hocam özel ders almak istiyorum. Destek almak istiyorum dışarıdan. Peki ne oluyor? O ilk sınava kadarki konular birikti.
Değil mi? Özel öğretmenin gelip önce bir onları tekrar edecek, sonra seni bir üst seviyeye çıkar. Yenilerle birleştirecek. O zaman en baştan, ya en baştan bu tekrarları ders çalışma sistemine oluşturacaksın, ya en baştan dışarıdan destek almaya başlayacaksın gecikmeden, değil mi? Evet. Ya da bunların hiçbirini de hatırlamıyorsan, Ebru Doğdu Official, Güler Taylan Official, Yasin İkizoğlu, biz bir ekibiz zaten artık. Öğrencilerimize nasıl ders çalışılır, nasıl dışarıdan destek alınır, nasıl yurt dışına gidilir, nasıl yurt içinde hazırlanılır, onları onları anlatıyor olacağız. Burada bir bilgi vermek istiyorum. Hı. Şimdi Ebru'nun öğrenciyken ders çalışma yöntemi ertesi gün olacak yazılı sınavlarda yer. Sonuç da alır. 90 bile alabilirsiniz. O sizin bellek gücünüzle ilgili bir şeydir. O akşam hepsini doldurursunuz. Ertesi günde %90'ını kağıda aktarırsınız. Fakat uzun soluklu sınavlarda bu çalışma sistematiği çalışmaz. Yani evet. LGS'ye hazırlanıyorsanız, YKS'ye hazırlanıyorsunuz. Aa, yok, ya da yok, orada biz yurt dışına giderken işte TOEFL, IELTS gibi uzun soluklu çalışılacak uluslararası bir sınava hazırlanıyorsunuz. Orada iki günlük, üç günlük çalışmaların hiçbiri çalışmaz. Çünkü bu bir maratondur. Evet. Antrenmanlı gelmeniz gerekiyor. Çok fazla konudan yani sınava bir ay kala, hani orada bir gün zaten olmaz da söylediğimiz cümleyi şöyle düşünelim. İşte yakın zamanda üniversite sınavı var. Ben son 3 ay gaza basayım mı? Yani tabii 1-0'dan büyüktür. Hani mutlaka bir faydası olur da senin beklentini karşılar mı? Karşılamaz. Faydası ne olur? Muhtemelen zaten orada çalışmaya başladıysan bir sonraki yıla bu iş kalacaktır. O bir sonraki yılın yükünü azaltmış olursun. Evet, ama evet. O yıla faydası, yani beklediğin sonucu alma, idealize ettiğin sonucu alma konusunda karşılığı olmama ihtimali çok yüksek. Onun için bu erteleme döngüsüne girmeyip bunu baştan yapmak gerekiyor. Evet. Yani aslında o zaman şöyle bir çıkarımda bulunuyoruz. Ne kadar fazla tekrar yaparsak başarı ve performansı o kadar rahat yakalıyoruz diyebilir miyiz? Böyle söyleyelim. Bu çok okulda söylenen bir şey ama şimdi ekranları başında seyreden belki de lisedeki öğrenciler var. Onlar 11. sınıfta yanlış hatırlamıyorsam biyolojideki sistemler konusunu görüyorlar ve sinir sistemini de görüyorlar. Buradaki bu söylemi bir anne baba bir öğretmen söylemi gibi algılamasınlar. Bu beynin çalışma sistematiğiyle ilgili bir şey. Yani çok güzel anlattın zaten nöronların önce ince bağlanıyor diyorsun. Evet. Tekrarla kalınlaşıyor. Bunun olabilmesi için döngüsel olması lazım. Şimdiki kuşak sporla çok fazla ilgileniyor. Yani şu oluyor mu? Sporda düşünelim. Ben bir hafta hiç antrenmana gitmeyeyim spor salonuna. Sonra bir gün gideyim. 6 saatlik antrenman yapayım. Sonra da vücudumun fitleşmesini bekleyeyim. Şimdi dayanabilirsiniz ama o sizin kas gelişiminize o kadar etki etmeyecektir. Evet. Ne diyecektir size spor treneriniz? Ya bunu her gün birer saat yapalım. Bir günde 5 saatlik antrenman yapmayalım. Eğer hani siz vücut sporcusu değilseniz 5 saatlik antrenman anlamsız oluyor. Parçalayarak yaptığınız zaman kas da gelişir, nöronlar da gelişir. Bunların her biri parçalı parçalı yapıldığı zaman gerçekten karşılık alabileceğimiz bir şey. Onun için hani öğrenciler şöyle dinlemesin. Ya okulda da aynı şey söyleniyor. Arka bilgi söylenmeyince biraz böyle anne baba cümlesi, bir klişe, bir öğüt vermeye dönüşüyor. Öğüt verme değil, bu bize nörobilimin söylediği bir şey. Tekrardan gelen bir konfor var. Hatta kasım bile bir hafızası var. Bir şeyi sürekli yaptığınız zaman orada da bir hafıza oluşuyor. Evet. Kaldı ki akademik bir bilgiden bahsediyorsak, tekrar ettikçe o bize anlamadan öğrenmeye ve ondan sonra daha otomatik hale gelen bir şey olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu 11. sınıftaki biyoloji dersinde bu detay bu kadar anlatılıyor mu? Sinir sistemi, nöron yapısını ve sinaptik bağlantıları veriyorlar. Özellikle fen lisesindeki öğrenciler çok daha detaylı görüyordur bunu. Keşke bunu biraz daha böyle öğrencinin anlayabileceği şekilde bir öğrencinin öğrenme şekli budur deyip daha küçük, daha erken yaşlarda anlatsınlar. Valla biyoloji öğretmenleri bu konuyu anlatırken biraz konuyu renklendirmek için hayatın içindeki karşılığıyla, hani sadece onu bir mekanik bir şey gibi değil de bununla birleştirerek anlatırlarsa derste çok faydalı olur. Şunu yaptıklarını biliyorum. Beslenme konusu mesela anlatılırken okulda çalıştığım dönemlerde biyoloji öğretmen arkadaşlarım, ergenler çünkü beden algılarına dönük ve kendilerini hep aynada seyrettikleri için o dersin o konusu geldiği zaman ne, nasıl yendiği zaman ne oluyor, vücuda nasıl etkisi oluyor, orada öğrenci gözlerini daha fazla açarak dinliyor. Bence bu konuda başarmak isteyen öğrenci için bu ders konusu geldiği zaman birleştirildiğinde güzel bir şey olur, birleşme olur. Evet. Öyle peki, söyleyeyim. Şimdi beslenme dedik, çok önemli. Evet, ama beslenme kadar
daha önemli bence öğrencilerin hayatında ben yetişkinlerin de uyku. Çok önemli. Çok önemli. Yani uyku ve öğrenme arasındaki ilişkiyi müthiş. Biraz konuşabilir miyiz? Şimdi bu arada uykuyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Geçenlerde okudum. Bu böyle 3 saat uyku bana yetiyor, 4 saat uyku yetiyor, 6 saat de uyusam oluyor falan. İşte o Trump çıkıyor, ben hayatım boyunca 4 saat uyudum falan. Şimdi bütün bir araştırma yapılmış ve bu kadar az uyuyan insanların hemen hemen yani çoğunluğunda demans, Alzheimer, evet. MS, bak yani bunlar görüldüğü yani bunların görüldüğü artık yavaş net. Yavaş net. Evet. Yani o yüzden şu demek ki o zaman çöpe gidiyor. Senin biyolojik yapına bağlı. Bazı insanlar 5 saat yeter, bazı insanlara 7 saat yeter gibi bir şeyi o zaman çöpe atacağız. Uyku çok önemli. Hele ki öğrencilerde ben yani şey gençlerde. Öğrenmenin %50'si uyku. Kesinlikle. %50'si uyku. Çok önemli. %50'si sizin masa başında yaptığınız, dersi dinliyorsunuz, eve geliyorsunuz, ödev yapıyorsunuz, konuyu tekrar ediyorsunuz. Onları yaptı. O %50, kalan %50 de uykuyla ilgili. Kesinlikle. Yani uyuduğu zaman 7-8 saat. 8 saat ideal bir zaman. Ergenler ama. İçin 7 saatin bir kere hiç altına düşmemeli. 8 saatin üzerine bile çıkabilir. Çünkü ergenlik döneminde çocuklar ne kadar uyursa ki çocuğu olan herkes bilir. Kalktığı zaman çocuklar yorgun kalkıyorlar. Gene de hali hazırda uyumak istiyor. O biraz ergenlik döneminin getirdiği bir şey. Bir kere mutlaka 7 saatin üstünde olmalı. Sebebi de şu. Biz gün içinde biriktirdiğimiz bilgileri beyin hafızada depoluyor. Bellekte belli bir yerde tutuyor. Sonra hani mizansen yapıyorum şu anda. Doktor olanlar gülebilirler hani bu anlatımı ama ben şimdi bilimsel bir şey açıklamak için değil anlaşılır hale getirmek için yapıyorum. Şimdi soruyor bağırsa nasılsın? Diyor ki abi okey. Mideye soruyor. Zaten gece yatmadan bir şey yememek gerekiyor. Onu evet, oraya geleceğim. Tabii, evet. Nasılsın? Herkese soruyor. Sonra diyor ki siz de devam edin. Siz de uyku moduna bir standby'a geçin diyor. Ben de diyor gündüz biriktirilenleri diyor dosyalayacağım, classified edecek. Tamam. İlgili yerlere koyacak. Ayrıştıracak. Ayrıştıracak. Onların uzun süreli bellekte mi, kısa süreli bellekte mi, nasıl çağrılacağını ve hangi bilginin başka bir bilgiyle ilintili olduğunu, o bağlantıları kuracak. Çünkü bir bilgiyi öğreniyorsunuz, o bilgi daha önce öğrenilen başka bir bilgiyle ilintisi var. Ona bir link atıyor. O linki atabilmesi için ve güçlendirebilmesi için uyku sırasında bununla ilgilenmek istiyor. Hmm. Şimdi siz uyku süresini azalttığınız zaman dosyalarda böyle uyumadan birikmiş. Uyumadan önce evet. Yediğiniz ya zaman. Ya da tabii onunla hani, da uğraşacak. Evet, ya da süreyi kısalttın. Hani şurayı şöyle klasörle dolu olduğunu düşün. Bir sürü A4 kağıdı bilmem ne. Şimdi beyin diyor ki oh diyor benim diyor adam diyor kadın diyor işte Yasin uykuya geçti diyor. Şimdi ben diyor buradaki dosyaları alıp diyor. Kendi planladığıma göre diyor, raflarıma yerleştireceğim gençler diyor. Gençler için ne kadar önemli. Ondan sonra yani aslında bütün gün öğrendiğini sindiriyor mu? Tam mı? O işte sindirim yaptığını yani. Benzinini yapıyor. Ondan sonra yerleştiriyor. Sabah siz uyandığınız zaman bağlantıları oluşturulmuş, dosyalar yerine konulmuş, ortada hiçbir şey kalmamış oluyor. Uyku süresini kısaltınca bunun bir kısmını yapıyor, bir kısmı ortada kalıyor. Ertesi gün tekrar bir şey getiriyorsunuz ortaya. Onlar da birikiyor. Dolayısıyla ve bu arada tabii unutma süreci devam ediyor. Çünkü tekrar edilmeyen her şey unutulur. Alttaki dosyalar altta kalıyor. Bir süre sonra belki de kullan ya da at mantığından gidiyor orası. Boşalıyor. Sonra diyorsunuz ki ben bunu hiç hatırlamıyorum. Çünkü süre vermedim. Ben öğrencilere şey diyorum. Bir karpuz yatarak büyür. Bak bir de biz bilgiyi yatarak büyütebiliyoruz. Yani yapacağın tek şey 7 saat uykuyu tamamlamak ve sadece uyumak. Ya, o kadar basit bir şey söylüyorum ki diyorum sana. Çok basit. Peki, uyum. Şekerleme ile ilgili ne düşünüyorsun? Gün içerisindeki şeker. O da beyni çok koruyan bir şeymiş biliyor musun? Bu da yetişkinler için. Öyle. Yani akşamüstü uyuduğun. Evet. Tabii. Acaba orada da beyin hani bir şöyle bir mola. Yöneticilerin özellikle üst düzey çalışan yöneticiler bunun farkındadır. Günde çok fazla sorunla ilgilendikleri için hatta bazılarının büyük şirketlerin hepsinde olur. Yöneticinin uyuyacağı bir arka oda vardır. Oraya gider bir yarım power saat. Power nap deniyormuş biliyor musun ona? Güç şekerlemesi gibi. Yani böyle azıcık bir şarjı takıyorsun sanki. Power yani güç veriyorsun. Oradaki bir 10 dakika saat, hop ondan sonra kalkıp çok, tekrar. Müthiş şey. Yani bana hiç iyi gelmiyor. Siesta yapan ülkeler belki de. Tabii tabii. Ama bana hiç iyi gelmiyor. Çok enteresan. Ben hiç sevmem gündüz uyuyayım. Hatta başım bile ağrıyor yani.
Ama genelinde yani ben şimdi burada sorunlu ve yani şu üç grupta hep böyle çıkıntı yaratan öğrenci tipi olduğum için. Ebru'cum onu şöyle düşün. Siyah en güzel beyazda kendini gösterir. Evet. Ha. Tabii ki. Beyaz karşı en güzel kendini siyahta gösterir. O yüzden kendime muhteşem partnerler seçiyorum. Evet. Her gün ders tekrarı yapan. Evet. Böyle bir yani. Şimdi güzel çirkin anlamlıdır. İyi kötüyle anlamlıdır. Ha. Gece gündüzle anlamlıdır. Tamam. Gece gündüz. Zıttı olmayan bir şeyi anlatmak zor. Hocam oluyor bak. Her şey, herkesin sistemi doğru yanlış başarıya ulaşabiliyor. Ama ideali nedir? Yani bu strese gerek var mı? Yok değil mi? Kendimle tabii konuşuyorum şu anda. Evet. Yani bunu kendine böyle günlük dozlar olarak verip iyi uyuyup değil mi? Uykuyla ilgili gerçekten hiç sorunum olmadı ve çok da az uyumayı falan da sevmem. Yani idealdedir hep uyku düzenim ama stres olmadan başarıya tatlı tatlı ulaşmanın yolu vardır. O zaman nedir? Bir ders çalışma anlattın. Uyku, beslenme, şu beslenmeye çok dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani ben Canan Karatay'ı falan mesela çok seviyorum yani. Evet. Şu kafayı ekmekle, poğaçayla, simitle falan. Karbonhidrat tükettiğiniz zaman nasıl uyku halinin olduğunu herkes fark etmiştir herhalde. Ben daha çok acıkıyorum. Ona tabii ne dersin? Çünkü kan şekerim yani mesela sabah hazır karbonhidrat yiyeyim ben. Ki öğrencilere de bunu yapıyorlar ya, çok üzülüyorum. Yani insülin bir anda tavan yapıyor. Kendi çocuk enerjik hissediyor. Sonra şak diye düşüyor. Beslenme meselesi çok önemli gerçekten ama bir şey yarım kaldı uykuyla ilgili. Bir sorayım mı onu? Evet. Şimdi bir de uykudayken, uyurken öğrenme tekniği ve bunun başarılı olduğunu söyleyen bir durum var. Uyurken örnek veriyorum, İspanyolca öğrenmek istiyor. İspanyolca'yı yapılan şeyler var. Peki. İşlevselliğini hayır olmaz gibi bir şey söylemiyorum. Çünkü bir sürü yapılmış bu konuda pozitif araştırma da var. Ama bu bizim çok bildiğimiz klasikleşmiş bir öğrenme yöntemi değil. Hani hayır, zinhar olmaz gibi bir şey de söylemiyorum. Ama biz hani çocukları okulda bu kadar yıldır çalışıyorum. Hani gece oturup bir şeyi kulağınıza takıp öğren dediğimi hatırlamıyorum. Bu arada bu zararlı olduğunu söylediğim için söylemiyorum. Yani çok bildiğimiz klasik bir yöntem olmadığı için daha bildiğimiz yöntem. Hani biraz da akılları karıştırmamak için, basitleştirmek için söylüyorum. Ya okulda şey anlatılmış, sana matematik anlatılmış. Ne anlatıldı sana? Diyelim logaritma konusu anlatıldı. Öğretmen 10 tane soru çözmüş sınıfta. Yapacağın şey çok basit. Öğretmenin çözdüğü sorular zaten zihninde var. Sesi kulağında hala da, çünkü anlatırken ses çözüyorsun. Tahtayı takip ettin, gözünü almış. Oksipital bölgeye kaydetmiş. Temporal bölgeye kaydetmiş, kaydedilmiş. Ses burada, işitme burada. Elini soruya koydun, bir kağıtla kapattın. Dersten sonra eve geldin. Ders sabah 10'da anlatıldı. Sen 7'de bunu çalışıyorsun diye. Çözmeye çalıştın. Takıldığın bir yer oldu. Çözümü neredeymiş diye baktın. Sonra devam ettin. Sonra diğer soruya baktın. Bildiğin şeyi döndürmeye başlıyor. Ezberlemek için yapmıyoruz bu arada. Orada meleke geliştirmeye çalışıyoruz. Kas yapmaya çalışıyoruz aslında. Aynı koldaki gibi. Burası çalışmaya başladı. Harika, ben bunun üzerinden geçtim ve sorular üzerinden geçtim. Bir süre sonra bunu yaptığım zaman zaten her şey çözülecek. Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bir çalışmayı yaparken, bir derse çalışırken son dönemde onun da araştırmaları yapıldı ve tamamen artık gündemden kalktı. Bunu net söyleyeyim. Multitasking diye bir şey yok. Aynı anda iki şeyi yapıyorum. Yapamıyorsun. Çünkü beyin çalışma sistematiğinde bir şeye odaklanır. Ha, ikisine de odaklanır. Niceliği yüksek, niteliği düşük iki tane iş yaparsın. Ya da niceliği çok yüksek, niteliği gerçekten zayıf beş tane de iş yapabilirsin. Yani sayıyı mı arttırmak istiyorsun, yoksa yaptığın işten daha rafine bir sonuç mu elde etmek istiyorsun? Rafine bir sonuç elde etmek istiyorsan aynı anda yapmayacaksın. Nitelikli. Nitelikli. Çünkü diyorsun ki verdiğim emeğin karşılığını ben bunu çok çalıştım. Şimdi o çok çalıştım. Eğer sadece saat hesabı üzerinden yapılmışsa olmuyor. Olmuyor. Nitelik üzerinden yapılmalı. O zaman soru şu. Çok çalışan mı, nitelikli çalışan mı başarılı oluyor? Nitelikli çalışan. Nitelikli çalışmanın da yöntemi belli. Nitelikli çalışmayı nasıl arttırabiliriz? Durayım mı? Evet. Bir şey diyordun canım. Ben hala şey diyeyim. Aslında yok. Ona da galiba cevabını aldım. Ne olur siz de. Tamam. Canlı yayındayız. Olur. Olur böyle şeyler. Nitelikli. Çok çalışan mı, nitelikli çalışan mı ya, cevap olarak nitelikli dedik. Nitelikli. Tamam. Şimdi o zaman burada ufak bir şey aklıma geldi. Siz biraz önce dinleme, yani aç
İspanyolcayı uyurken dinle falan, hani bunlara işe çok yaramaz gibi işe, bir şey söylemedim, öyle anlatılmasın. Ama ben İngilizce ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Uzun yıllardır da söylerim bunu. Çocuğum eve gittiğinde muhakkak İngilizce bir kanal aç ya da ha, radyoda onun... İngilizceyi aç, o hep orada dönsün. Tamam. O tamam. Hayır değil. Hayır o tamam, o yapılırsa bir sorun yok. Ama, ama işlemiyor işte. Çünkü beyin başka bir şey düşünüyor. Hayatım trafiktesin. Hı-hı. Adama olmaz. Diyorsun ki. Tamam. Multitasking diyorsun şimdi işte. Şimdi bir takım tamam. Şeyler var. Onu kulağınıza takın, onu dinleyin. Eve gidecek, çoluk bekliyor, çocuk bekliyor, bir şey. Bir süre sonra bence ilk 3-4 dakikasını dinliyor. Beyin sonra kopuyorsun. Zaten tam dediğin gibi çalışıyor. Bu yüzden evet. bu yüzden de akademik olarak bir linki açtığında İngilizce öğrenmek için orada dinleme kayıtları vardır ya. Kaç dakika biliyor musun en uzunu? 4. Doğrusu. Tamam. Yani diyor ki aslında öyle açıp da İngilizce dizi izle çocuğum, o kulağın dolsun, öyle bir şey yok değil mi? Yani demek ki bence o senin dediğinde işlemiyor olabilir. Demin aslında sen bana sordun ya, ben o konuyu düşünüyordum, hala orada kalmıştım. Sen aynı yerden devam ettin, ben de onu denedim. Yani tecrübe etme kısmında şimdi eğer... Dilci olan sizsiniz, onu daha iyi bilirsiniz. Ben de Anadolu Lisesi mezunuyum ama hani hiç öyle yaparak hatırlamıyorum. Ya evet. Vallahi en güzel yöntemini söyleyeyim. Söyleme. Ben biliyorum en güzeli. Eğitim programında şimdi diyecek ki kendinize işte bir arkadaş edinin. Evet, öyle diyeceğim. Ya öyle deme. Bak, kibarlaştır. Eskiden çok iyi bilir bu kuşak. IYS vardı. Pen friend ediniyordun. Ama aşık olduğum için ben o mektupları yazdım. Amerika'da benim, Avustralya'da arkadaşım vardı. Birbirimize fotoğraflar gönderdik. Yazmak zorunda kaldık. Ha, nerede kendisi? Yok. Yok ya, o dönem için ama, motivasyondu ama. Tamam, ne kadar ilerledi? Tabii ki çok ilerledi. Yani benim speakingimin çok yukarıda olmasının en önemli sebebi bir tanesi oydu yani. Yani bu iyi bir motivasyon kaynağıdır. Ama şöyle, günlük ergen hayatta, için bu arada iyi bir şeydir. Sen de neyi denedin? Ya şöyle, bence o zihin, şimdi açıkladın ya, beyin çok yorgun olduğu zaman ve çok yoğun bir gün geçirdiği zaman önce kendi sindirdiği bilgileri sınıflandırması lazım. Evet. O yüzden gece yatarken benim söylediğim o İspanyolca kaset açtın ya da bir şey açtın, dinliyorsun varsayalım, onu alamaz. Tabii. Evet, öbürü uğraşıyor, doğru. Bak, ama diyelim çok, çok güzel bir gün geçirdin, rahat, beyin rahat, fiziken iyisin. O gün akşam yatarken böyle bir şey koyduğunda ya da işte dinlemek veya işte öğrenmek istediğin bir bilgiyi almak istediğin takdirde beyin alıyor. Ben kendimden yola çıkarak çok yorgun olduğum zamanlar, örnek veriyorum, işte bir şeyi dinleyerek uyuyorum. Diyelim ki bir benimle ilgili bir konu. Daha ikinci dakikasında ben uyuyorum. Bitiyor. Çünkü beyin diyor ki dur. Dört diyor zaten. Evet. Dört dakika yani. Evet. İkinci dakikasında diyorum ki ya ben çok hazır bir şekilde bu videoyu izleyecektim sonuna kadar. Uyurken dinleyecektim. Geri planda çalışacaktı. Bazen de çok yorgun olmadığım zamanlar, yoğun, hani böyle rahat bir zamanda, demek ki beynin kodlaması bu şekilde de çalışıyor. Ben dili öğrenme açısından değil ama dizi seyrettiği zaman ya da bir filmi seyrettiği zaman alt yazı olmadan pronunciation'ı öğrenmeyi, telaffuzu kolaylaştırdım. Çünkü o ses, tabii ki ses bak tınısını, yapmasın demiyorum. Ses tınısını ben yapar ama görmediği dili yani öğrenirim, orada hareket var ama. Tabii. Renk var, hareket var, gülme var, kahkahalar var, belki ağlama var. Ama yani aç çocuğum, o da orada arka planda konuşsun, sen kulağın dolsun diye bir çok şey yok. Çok net söylüyorum. Multitasking evet. yok. Evet. Beyin bir şeye odaklanır. Aynı anda 3 şeyi de yapabilir. Evet. Ama bu çoklu yaptığı yapma şeyler, diyelim ya da çoklu görev yok. Yani çoklu görev yok. Evet. Çoklu görev çok, yok. Yani sürdürülebilir tek bir şey üzerine odaklan. Peki bir şeye geçeceğim Yasin. Bu ders çalışma alışkanlığı hangi yaştan itibaren kazandırılması gerekir? Şimdi bir şey söyleyeceğim ama hani bu söylediğim şeyin çok tartışmalı bir konu. Yani bir kere ben her yaştan itibaren ödev verilmesini doğru buluyorum. Yani diğerleri bana biraz popülist söylem geliyor. Farklı görüşler olabilir, saygılıyorum. Zaten bilim tartışarak olur. O bir araştırma yapar, sen bir araştırma yaparsın. Yani ben mesela birinci sınıftaki öğrenciye 10 dakikalık ödev verilmesi gerektiğini düşünüyorum. İkinci sınıfta 20 dakikalık, üçüncü sınıfta 30 dakika, dörtte 40 dakika. İşte böyle gidebilir. İşte 7-8'e geldiği zaman eğer bir sınava hazırlanma süreci yoksa, dünya için konuşuyorum, bizde maalesef o gene olmaz. Üzgünüm, 8. sınıftaki öğrenci bizde 2-2,5 saatini verecek arkadaş. Bizim bambaşka bir sistemimiz var. Burada survive ediyorsunuz çünkü siz sıralamaya gideceksiniz falan. Normalde bu iyi bir şeydir diye takdis etmiyorum orayı.
Ama öğrenci işte bulunduğu sınıfa göre 20 dakikalık, 30 dakikalık çalışmayı yapmalı. Ve mümkünse anne baba daha az yardım ederek olmalı bu. Onun adına görevi satın alınmamalı. Şimdi bize yurt dışından biliyorsunuz geçmişte hepimiz o şeylerden geçtik. O modeller hepimizin üzerinde uygulandı. Amerika'da bir şey oluyor işte... Diyorlar ki siz yardım etmeden işte proje ödevi yapın, evle birlikte yapın, çocuk yapsın. Şimdi ne tamamen çocuğun yapabileceği bir şey, öyle modeller uygulandı bizden. Ne ödevsiz olması, ne sadece çocuğun bir yapacağı. Bir karar ikisinin arasında yani sanki. Bazen şunu yapmak gerek. İşte orada biraz annenin eğitim bilimine de yakın olması gerekiyor. Bir miktar yardım edip onun emeklemesine, onun deneme yanılma ile öğrenmesine şey bırakmak gerekiyor. Ama bizde ne oldu ödev yapılırken? Okulda veliler yarışmaya başladığı için kimin çocuğu daha iyi ödev götürecek? Hani evet, çocuk üzerinden biz performans sergilemeye kalktık. Halbuki bir miktar yardım edilmeli. Bir proje yapıyorsa mutlaka destek olunmalı. Bir soruyu çözemediyse kaldığı noktada hani hiç ellemeyelim ne? Her şeyi biz yapalım arasında bir şey değil. Ama mutlaka çocuk kendi başına kalmalı. O zorluğu bir kere çekmeli. Çünkü öğrenme belli bir zorluk aşamasını atlattıktan sonra ya da birkaç deneme yaptıktan sonra sizde kalıcı hale geçiyor. Hani gene spor salonu örneğinden verirsek. Spor salonuna gittiğinizde spor trainer'ınız sizin o eğitmeniniz aletleri nasıl kullanacağınızı hangi sırayla bize bir program yapar ve gösterir. Nizami bir hareket nasıl yapılır? Şunu çalışıyorsunuz, buradan çekiyorsunuz, nereye çekeceksiniz gösterir. Ama ondan sonra eğer sizin spor eğitmeniniz o yapıp siz seyrederseniz şöyle oluyor. Hani seyrederek kas gelişebiliyorsa anne babanız da ödev yaparak sizin öğrenme becerileriniz gelişir mi? Bence aynı şey. Hiçbir fark yok. Onun için çocuğu biraz sorumlulukla baş başa bırakıp takip etmek. Ve mümkünse de dediğim vakitler, bu biraz tabii okuldan gelecek şeydi. Ya birinci sınıfta bir 10 dakika verelim. İkinci sınıfta bir 20 dakikalık bir çocuğun okulla ilgili sorumluluğu olsun. Yani bunu biraz arttırarak ve baş başa bırakarak, lütfen onun adına yapmayarak bunu götürürsek bence sağlıklı bir ders çalışma ve yapmadığı zamanı da bırakın okula öyle gitsin diyor. Yani biraz şeyle karşılaşsın, öğretmeni sorsun neden yapmadın? Kızma anlamında değil, bir hesap verilebilirlik olsun. Yapmama sebebini o izletmek zorunda kalsın. Sonra düşünsün eve geldiğinde gene ben bir şey söylemek zorunda kalacağım ya da yalan uydurmak zorunda kalacağım. Yani kendi iç muhasebesini yapabilmesi için bununla biraz baş başa kalması gerekiyor. Çok katılıyorum. Sana bir veli olarak yani bir anne olarak bir şey sormak istiyorum. Sonra da sana hoca olarak soracağım. Sınavların, ilkokulda sınavların kaldırılmasıyla ilgili ne düşünüyorsun? Çok doğru olduğunu düşünüyorum. Doğru olduğunu düşünüyorsun. Sen ne düşünüyorsun? Bir ikinci sınıf tamam sınav olmayabilir. Burası amacımız şey değil. Zaten anaokulundan çıkılmış. Tamam. Ama 3 ve 4 yavaş yavaş biz ortaokul düzeyine çocuğu hazırlamalıyız. Ya bir de yani şimdi şöyle olacaksak tamam. Biz bütün sistemi bir ekosistem gibi kurgularsak anaokulundan liseye kadar. Şimdi bir parçasını bir yerde değiştirip öbür parçası ona uyumlu değilse ya bu parçayı değiştirmeyeceksiniz diğerleriyle uyumlu hale getireceksiniz. Bizim nihai olarak sınavımız var 8. sınıfta ve bir sefer giriyor çocuk bu sınava. Bizim nihai olarak bir üniversite sınavımız var. Biz bunları kaldırmadan buradaki düzenlemeler biraz yavan kalıyor. Yani sonunda çocuğu bir ölçme, büyük bir ölçme değerlendirmeye tabi tutuyoruz ama bir yerlerde de ölçmeyelim, şey yapmayalım. Şeyi çok bu arada takdir ederek karşılıyorum. Çok şükür yani Milli Eğitim Bakanı'ndan Allah razı olsun sınıfta kalmayı geri getirdi. Yapılmış en büyük şey zamanda yapılmış bir hataydı. Bence de. Çok doğru bir şey. Çocukları okulda gerçekten bir şeye bağlamak istiyorsak bir hesap verilebilirlik bu anlamına geliyor. Ben çok tebrik ediyorum buradan Milli Eğitim Bakanı'nın aldığı şey. İkinci tebrik ettiğim şey de şu, öğretmenlerin kızacağını biliyorum. Son dönemde tüm okullarda gözlediğim şey, herkes kızabilir bana, linç de yiyebilirim bu konuda, çok açığım. Öğretmen olma profilini okulda göstermemeye başladı kılık kıyafetinde. Ve bakanımız ne dedi? Çok doğru bir şey söyledi. Acaba önlük giysek olur mu? Çünkü onu biraz kamufle etmeye çalıştı. Bence çok doğru bir karardı. Ben önlük giymem arkadaşım. Hadi siz uzun. Reklamlardan sonra kapışacağız gibi görünüyor. Reklam. Şimdi neden bu konunun önemli olduğunu söyleyeyim. Öğrencinin karşısında hepimiz çok net bir duruş sergilememiz gerekiyor. Eski öğretmenlerin fotoğraflarına baktığımız zaman orada bir öğretmen profili görürüz. O profilin zaman içinde kaybolduğunu görüyorum. Onun için bir sınıfa gelirken
öğrenciye olan saygımızdan ve ona hep rol model olduğumuz. Çünkü kesinlikle, ergen kesinlikle hep karşı taraflara bakarak evet öğreniyor ve çocuklar için ne deriz? Çocuk sözle değil gözle eğitilir. Evet, tamam ama gömlek bence biraz fazla, yani bir hocanın duruşu evet olmalı. Hep de dikkat etmişimdir yani. Ya önlük çok fazla yani o beyaz önlüğü giymeli mi hoca o kadar da? Yani ben derleyici toplayıcı olduğunu düşünüyorum orada. Ben peki, ben de yani eğer böyle bu şekilde gözle görülen bir değişim varsa öğretmenlerin bu konuda tekrar eskisi gibi derli toplu hale dönüşecek bir modele girmesi gerektiğini. Ama dediğin çok doğru, çünkü öğretmeni öğrenci gün içerisinde kaç saat görüyor, rol modeli gerçekten de önemli. Bir de telefonlar mevzu evet, var galiba. Ona da çok katılıyorum. Çok doğru bir karar. Çok doğru bir karar. Evet, elinde karar. Ona bayılıyorum ama yapabilecekler mi çok emin olmamalı değilim. Kontrolü zor bir şey. Evet, ama dünya bu konuda zor bu arada sıkıntılı. Hı-hı. Yanlış hatırlamıyorsam Fransa'da bu uygulamaya geçti. Telefonu kontrollü halde okulda tutma ve bu konuda hı-hı yasaklar getirdi. Bence çok doğru. Bizde maddi şeyler hızlı gelişiyor. Kuralları arkadan geliyor. Tüm dünyada hı-hı da böyle oluyor. Dolayısıyla kullandıkça onun zararını nerede duracağımız, nerede yapacağımız hı-hı biraz kural ve kaide bağlanması gerektiğini düşünüyorum. Bence doğru bir karar. Şimdi bugün iyi anlaştık gibi. Çok güzel. Bugün üçümüzde iyi anlaştık. Evet, evet. Aktı gitti gene. Yani biraz gömlekte bir şey. Evet, gömlekte biraz. Şey. Neyse, yine harikasın. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Güler'cim sen her zaman iyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Efendim siz de iyi ki varsınız. Hep söylüyorum, bizi izleyen o güzel gözlerinize buradaki niyetimizi okuyan o aydınlık zihninize sağlık. Bir de Türkiye'nin her yerinden mesaj atan kalbinize de çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine konumuz tabii ki eğitim. Yine aynı saatte karşınızda olacağız. Ebru Doğdu Eğitim Yolculuğu Hürriyet.com.tr'den yazılarımda okumayı unutmayınız. Ebru Doğdu Official, Güler Taylan Official her zaman kapılarımız size açık. Eğitimden, bilimden, baş öğretmenin izinden ayrılmadığınız aydınlık günleriniz olsun efendim. Hoşçakalın.